Merhaba, ben Eylem. Merhaba, ben Esra. Eylem Planı Podcast'ına hoş geldiniz. Niye podcast mi diyorsun? Podcast'ı. Yok, bence gayet iyi. Hayır, niye yalnız söyledin? Müthiş bir başlangıç. Bir daha tekrar kayıt hayatta aldırma. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yeter artık. Daha başından böyle yapılmaz. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadım. Daha başladık gol bir. Hemen Esra'ya çakacak bir yer bulalım. Ben hiçbir şey yapmadım. Bu senin yaptın. Tamam, neyse. İnsanlar, konuya evet, bizi anlamlı bir şey dinlemek için bunu açtılar. Senin podcast diyemeyişine. Hadi gir artık konuya. Acelen ne ya? Ya senin benimle derdin de. Tamam, çok girmeyelim. Evet, yaklaşık ben sanırım 7,5-8 yıldır podcast yapma planları kuran ama bir türlü yanına o eküreği bulamayan. Bir dönem, önce yapmış olan. Bir dönem birkaç arkadaşla bir ruh öküzleri adı altında Google'layıp bulabilirsiniz. Minik bir denememiz de oldu. Güzeldi de, keyif de aldık ama kısa ömürlü oldu. Ekibe güvenmedi. Şimdi dinleyebilirler, şimdi öyle şeyler söylemeyelim. Ekibe güvenmedi arkadaşlar. Haksız da çıkmadım. Evet. Ama hayatımda herhalde Spotify'dan daha fazla vakti podcastlerde geçirdiğim için. Bir de bana sor istersen. Ne yani açıdan? Podcastlerini ben de dinliyorum aynı zamanda, sürekli açtığım yani için. Yemek yaparken arkada açtığım diye. En azından ben podcast diyemiyorum. Sen yemek diyemedin. Ben niye diye gülüyorum ya sen şaklavanlık yapınca. Neyse. Ve artık dedik ki çare yok. İşte Esra ile deneyelim, ne yapalım dedik. Allah razı olsun be. Hani son kalan seçenek olmaz. Yok yok. Hem bol bol konuk da almaya çalışırız. İçerik beğenmeyeceğim ama ne yapacağımızı şey da bilmiyoruz. Şey diyor, Esra'yı beğenmedim, çıkarayım. Seyirciler söylesin bence. Muhtemelen beni beğenmeyecekler. Ben gideceğim ama. Saçmalama. Güzel. Tam olarak içeriğimiz %100. Bir şey diyeceğim, ben niye kendimi tanıtmıyorum? 7,5 yıldır podcast yapmak istiyorum dedin bana. Özür dilerim. Sen... Hemen birer çay içelim, sonra sen de kendini tanıt. Şimdi bir öpürdeteyim. Ben hiç podcast yapmayı düşünmedim. Daha önce böyle bir denemem de olmadı. İyi gidiyor ama sanki. Evet, bilmem, göreceğiz yani, izler dinlerlerse. Bakacağız ne olacağına. Bakacağız. Güzel, hadi başlayalım. Hadi bu başlayalım. Kadar bir kendimi tutmam. Hiç alakam yoktu bu işle. Bir konu var konuşmak istediğim. Benim zaman zaman böyle bu kadar goy goy yaptık. Şimdi bam diye ciddi konuya evet, gidelim. Kimse dinlemeyecek ama. Ülkenin başına neler geçecek. Daha. O kadar ciddi değil. Böyle hayata felsefik bir bakış atalım dedim. Benim hayat felsefelerimden olan bir şeyi sence doğru mu, sen nasıl bakıyorsun, bunu konuşmak istedim. Sana da bunu çok alakasız bir yerden, bir spor örneğinden geleceğim. Bir görsel göstereceğim sana. Sonra o görselin arkasındaki minik bir hikayeyi anlatacağım. Oradan da bu felsefik konuya çekeceğim. Hazır mısın? Hazırım. Sence mantıklı bir şeyler çıkacak mı? Bilmiyorum yani, hiç şu an beklentim yok senden yana. Nasıl yani? Hayır, senden yana beklentim bak, yok. Bak ya, çok basit bir şeyi çok zormuş gibi anlatacaksın bana. Bir şey anlatmayacağım. Bir şey göstereceğim. Oradan bir yoruma varacağım. Fiziki olarak görecek miyim ben? Yani bir şey. İnsanlar görmeyecek ama bu yaptığın ayıp sana değil mi? Bir zihin resmi çizeceğim. Onlara da link koyacağım. Ben zaten çok meşhur bir fotoğraf göstereceğim sana. Kesin fotoğraf... ben biliyorumdur ama şimdi meşhur dedi de olay beni gömmeye doğru, gidecek. Doğru, doğru, yok. Yani sporla ilgilenen bazı insanlar görmüş olabilir. Meşhur abartılı. Tamam, neyse, bırak anlatayım. Tamam, mantıklı bir şey çıkacak, hadi. Wow! Önce arkasındaki hikayeyi anlatayım, sonra resmi göstereyim. Michael Phelps adını duydun mu? Bunu duymuş olman lazım ama artık. Ama ben isim hatırlamıyorum, bunu artık tartışmam. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en başarılı olimpik sporcusu, en fazla altın madalyaya sahip yüzücü. Michael Phelps. Yaşın yetiyor Michael Phelps. Michael Phelps yaşasın. Her gün olimpiyat. Hiç mi duymadın? Yani duyduysam da hatırla. Ya sana dedim ki ben tanımadım, kimsenin ismini hatırlamıyorum. Fiziki olarak görmem. Ryan Gosling. Tanımam lazım. Onu tanıyorum tabii ki, saçmalama. Sesin yumuşadı yani. Onun rüyalarımda çok bir tanışıklığımız var. Peki, bilmiyorum. Neyse, Michael Phelps'i bilmemene şaşırdım. Bir olimpiyatta 8 olimpik rekor kırdı. Dünya rekoru falan kırdı. 2008 olması lazım. Kesin ben de onu karıştırdım. Ya, neyse. Bakalım, oradan çok meşhur bir atlet. Ve şöyle bir hikaye var. Bu işte bir mayo skandalı falan oldu olimpiyatlarda. Geçiyorum. Nasıl işte. Bir skandal, bak ben bunu merak ettim. İşte kayganlaştırıcı yüzey, onun için süreleri hızlanıyor falan filan. Özel malzeme yasaklandı sonra falan filan. O çok önemli değil. Formula 1'de sürekli çok iyi araba yapılmasının yasaklanması gerektiği gibi mi? Konuları saptırma, bir gün Formula 1'e de... Daha konuya giremedim. Hadi inşallah gireceksin. 15 dakika geçti galiba. Şimdi konuya geliyorum. Bu yarışta 100 metre serbest olması lazım. Michael Phelps hem dünya hem olimpiyat rekoru kırıyor, hem de işte 7. 8'in çok iyi araştırmışım gördüğün gibi. Altın madalyasını kazanıyor. Bana diyorsun ki podcast için araştırma yapıyorum. bir yandan da bir rekor kırıyor işte ve yarışı kazanıyor. İkinci gelen kişi 0.01 saniye arkasında bitiriyor yarışı.
Sırp bir beyefendi. 0.01 değil mi? 0.01 saniyenin %1'i kadar. Ben böyle güzel kaybetmiş görmedim. Yani saç teli kalınlığında falan bir mesafeden bahsediyoruz bitirişte. Saçına baktı şu an. Biz videoyu da kaydedecektik. Woo. Ya sabit duruyor. Boş ver, şu an çok iyi gidiyoruz. Zaten, evet. Aynen, hiç gerek yok. Ben saçına baktığını göremediler ya. Evet. Boş ver. Bu 0.01 saniye geride biten Sırp atletin adını kimse hatırlamazken Michael Phelps artık işte dünyanın en zengin sporcularından biri oluyor, en başarılı sporcularından biri oluyor ve aynı zamanda dediğim gibi o adam da aslında hem dünya hem olimpiyat rekorunu kırıyor yarışta ama adını hiç kimse hatırlamıyor. Şimdi sana o fotoğrafı göstereceğim. Tam o 0.01 saniyelik farkı. Hangisinin kazandığını bile anlayamayabilirsin. Yani siyahlı mı kazandı? Evet, siyahlı kazandı. Ha. Sağdaki Michael Phelps. Diğer eli tam gelmemiş çünkü. Peki. Konuşacağımız konuyu söyleyeyim. Bir eli değmiş ama. Tamam. Şimdi ellerine bak ikisinin de. Dikkat edersen Michael Phelps'in eli dümdüz ve tam dokunuyor. Evet, o biraz daha V gibi. Sırp atletinki biraz daha parmak uçlarını kaldırmış ve yarışı bundan kaybediyor. Yani bu panel avuçları düz gelseydi daha önce bitirebilirdi. İkinci kaybettiği bir yer daha var. O da yani stratejik olarak oluyor. İşte Phelps'in son kulaça giriş yeriyle o öbürününki farklı. Yani Phelps öne doğru iterken o arkaya doğru itiyor. Ama bu sporcularda bu denk gelişle yapılmıyor. Yani o kadar çok antrenman yapıyor ki bir sporcular bu parkurda bu sürede ellerinin nerede olacağını biliyorlar aslında. Ama Michael Phelps antrenörü her antrenmanda parmağını düz şekilde bitirtirirken öbürü parmağını duvara avuç şeklinde vurma şeklinde antrenman yaptığı için şu anda Michael Phelps dünyanın en başarılı atletiyken Sırp atlet çok araştırmadım muhtemelen yani devam ediyordur spora ama onun kadar ünlü olamıyor tabii. Tek bir yarışta da olamazdı zaten ama esas bu antrenmandaki avuç ve dokunuş üstüne konuşmak istiyorum. Bunun sinemayla ne alakası var? Sinema podcast sinemedim ki. Ne bileyim felsefe, biz seninle başlıyoruz. Konu konuşacağız dedi. Gerçekten felsefe konuşacağımıza inanamıyorum. Onu bir şekilde yani ne bileyim sihiri bile sinemaya bağladığın için. Ha istiyorsan bağlardım da hiç o kafada düşünmedim. Neyse tamam devam edelim. Ben olayı çok yanlış anlamışım gene. Şimdi benim de çok antrenörlük geçmişim var biliyorsun. Felsefem de hep şeydi benim. Her antrenmanda ısınma yaptığımız hareketler dahi sahadaki bir şeye hitap etmeli. Yani bir yansıması olmalı. Hiçbir şey boş yere yapmayalım. Bugün konuşmak istediğim konuya geldik. Olacaksa konuşmanın çok bir anlamı yok. Ben sana karşı olmayı daha çok seviyorum. Ama ben her şeyde böyleyim. Mesela kahve yapacağım. Her gün daha iyisini yapmayacaksam ya da o kahvenin potansiyelini %100 çıkarmayacaksam Nespresso alalım. Her şeyde öyle misin? Sence öyle miyim? Bence tutkularında öylesin. Tamam. Bu konuda ne düşünüyorsun? Herkes böyle mi olmalı? Böyle yapmazsak hayat boşa mı geçiyor? Mesela ya da ben gereksiz kuruntulu muyum? Bunu konuşmak istiyordum. Seni bir, konuş. Ben hayır. Psikolog. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Uzman psikolog. Uzman psikolog Esra Hanım bu konuda ne düşünüyorsun? Hiç beklemediğim yerden geldi. Öncelikle şaşkınım. Şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Çok güzel bir giriş bu arada. Şey örnek bayağı iyi. Tamam. Bir de yüzen adamlar falan. Üf. Yani direkt. Evet. Konuya gelelim ama. Beli daha ince bu arada. Belki de ondan kazanmıştır. Konuya gelir misin? Bak, fizik incelemiyoruz ya. Işığı kapattı. Şu an göremiyorum zaten. Neyse, dikkatini dağıtıyordu. O nedenle kapattı. Yani spesifik bir şeye hazırlanırken evet ve bence bu şey için de böyle. Normal hayatta da öyle. Mesela herkesin ulaşmak istediği bir yer var. Bu X bir şeyde X bir olay olabilir. Yani önemli değil. Atıyorum. Kimisi için bir mağazada müdür olmak istiyor. Hayır, mesela evet. Yüksek lisans yapmak istiyor. Üniversitede ne okuduğu önemli değil mesela atıyorum. Yani ona hizmet etmek için bir şey okuyor ama. Ben işte atıyorum. Marka yönetimi okumak istiyorum. O yüzden şunu okuyacağım deyip gidiyor. İyi bir derece yapmaya çalışıyor ya da okulda iyi bir puan kazanmaya çalışıyor. Çünkü yüksek lisansa gitsin diye. Ya da biri çok para kazanmak istiyor. Ticaretle uğraşıyor ya da işte borsayla uğraşıyor. Çünkü borsaya girmek istiyor gibi. Yani aslında zaten günün sonunda bence yaptığımız her şeyi bir önceki yaptığımız şeyler etkiliyor. Destekliyor. Yani destekliyor. Sonunu getirmek için yapıyoruz her destekliyor şeyi. Destekliyor mu? Her şeyi mi? Onun uğruna yaptığımız çok şey var. Ama geride kalan her şey onun uğruna mı? Ya da olmalı. Belki. Mi? Çünkü ben bir kitapta okumuştum. Severim. Adını verecek misin konuklar şey dinleyeceğim. İletişimin etkili iletişim mi? Öyle bir şey de öyle olması lazım. Hatırlarsam bir yere link bırakırız yani. Yani seni hazırlıksız yakaladığım için üstüne gelmeyeceğim. Evet. Neyse etkili iletişim olması lazım. Hatta John Adair mı? Ne olması lazım? Bir kitap kapağına bakarız sonra oradan hatırlarım. Hı.
Neyse orada şey anlatıyor işte, bir tane adam geliyor sunum yapıyor. Öyle bir anlattım ki semte giriyormuş gibi. Neyse sunum yapıyor, bir de sunumu beğenmiyor. Adam da çıkıp diyor ki kusura bakmayın işte 40 yaşındaysa ben 40 yıldır buna hazırlandım. Benim gittiğim okullarda öğrendiğim şey, arkadaşlarım arasında yaşadığım şey bile beni bugün bu sunumu yapmaya etti. Yani benim şu an olduğum kişi dün, ondan önceki gün ve diğer her gün yaptığım şeylerin sonucu buradayım. Yarın da bugün bu sunumu yaptığım için bambaşka bir insan olacağım ve o güne hizmet etmiş olacağım diyor. Ne istiyor bunun karşılığında, bir şey mi istiyor? Sunumunu beğenmelerini. Konusundan çıkma. Picasso'nun da şeyi vardı işte, imza istiyor restoranda bir garson falan, diyor tamam diyor işte 1000 lira ver atayım diyor. O da bir imza atacağına bir topu yarım saniye diyor. O da yarım saniye artı işte 50 yıl falan diyor, yani onun arkasında o var istiyor. Mesela aynı hikaye. Biz seninle hemfikiriz galiba, çok boş bir podcast oldu. Yok şimdi. Yani Phelps'in hikayesini bir anlatmış şey diyeceğim oldum. Aynı fikirde olmamızı tarihe geçirmemiz önemli bence. Yani evet, çok olan bir şey biz değil. Biz şaşırdık yani. Şu evet, aynı fikir. Allah yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl böyle bir şeyde aksini düşüneceğimi düşünürsün? Ya sen biraz daha hovardasın ya böyle. Ya salla amına koyayım, her şeyi ona göre mi yapacağız da diye olabilirsin. Ya aslında mesela yaparken onun bilincinde yapmıyorum. Ama günün sonunda dönüp baktığımda evet diyorum. Arkadaşlık ilişkilerim için de mesela öyle hissediyorum. Nasıl yani? Yani mesela şu an birine... Mayın tarlasına giriyoruz, hadi bak. Aynen, mesela şu an birine çok kolay rest çekebiliyorsam, geçmişte bunlar için yaptığım fedakarlıkların sonucunu gördüğüm için. Yani ben hep iyi arkadaşım. Antrenmanda diyorsun. Aynen, hep antrenmandayım ben. Hani hep tamam, bana bu da şunu yapabilir, o yap. Hiç bir dakika, de şaşırtmıyorlar. Bölüm adını buldum. Hayat bir antrenman mı? Hayat bir antrenman mı? Hep bir sonraki adıma prova mı? Olmalı mı ya da öyle ya mi da, olmalı? Ya da ama işte burada şuna gireriz. Neye? Ya da yaptığın her şeyin sonucunu yaşıyorsun aslında. Yani provada değilsin. Sen zaten yaşıyorsun ve sonuçlarına katlanıyorsun. Yani yarın bugünün sonuçlarına katlanacağım. Bir de böyle bak. Tamam, ne ekersen onu biçersin falan filan. Aynen. Tamam ama... Yani iki açısı da var bunun şimdi. Ya hangisi? Tavuk bak. Mu yumurtadan, yumurta güzel. Mı tavuktan? Şimdi. Hayır, tam dediğim, tam konuşmak istediğim yere geliyor. O zaman her şeyi bir sonraki adıma antrenman olarak mı görmeliyiz? Yani... ya da bir sonraki adıma hazırlık olarak mı görmeliyim? Ben bu akşam içmeye gideceğim ama bu yarına bir hizmet ediyor mu diye mi düşüneceğim her şeyde? Aslında o da ediyor. Bir nevi sosyalleşme, akıl sağlığı falan yedirirsin yani. Ama her şeye böyle mi bakmak gerekiyor? Yani bugün mesela akışa bırakmanın sebebi yarın akışa bıraktığın için daha iyi hissetmek değil mi? Ha, dün saldım biraz. Ya da yarın psikolojinin iyi olması için bugün dışarı çıkmak da aslında yarın mutlu olmak için bir adım. Hayat bir antrenman mı o zaman? Hiç buraya varmayı düşünmüyordum ama. Değil be. Ama ona çıkmıyor mu? Antrenman değil. Sadece işte bence yaşadıklarının sonuçlarını görüyorsun. Ve daha iyi sonuçlar görmek için daha iyi şeyler yapmaya çalışıyorsun. Tabii vizyonlu biriysen yani. Her gün boktan şeyler yapmak biz insanlar. Tabii biz... olduğumuz için biz hani kalite... marka. Bütün kalite gitti şu an. Vizyon yani. Görsünler bunu kalite. Bunu sen nereden biliyorsun? Hadi ben biliyorum. Ben Zeytinburnu'da doğup büyüdüm. Ben de zehirlendim işte. Nihai sonuç nedir? Ölüm. Falan. Yok ama mesela şey yani... Bence burada asıl önemli olan şey o tutku için bir şeylerle çabalarken... Dışarıdan iyi gözlem yapabilmek. Hayatın içinde de öyle mesela. Nasıl hani, yani dışarıdan iyi gözlem yapabilmek? Mesela Michael... Phelps. Michael Phelps eğer doğru. Antrenörü elini düz tutarak aslında çok iyi bir gözlem yaparak çok iyi bir sonuç çıkartmış. Çok iyi antrenör. Mesela. Sen aldığın kararlarda gerçekten çok uzaktan bakıp izleyebiliyor musun? Gözlemleyebiliyor musun kendini? Ve aldığın kararlar ne kadar doğru? Ya yani dönük... kime sorsam mesela şey der, ben çok iyiyim. Yarın bunu daha iyi yapacağım. Hani şey her pazartesi diyete başlıyorum işte fit kalacağım falan gibi bir şey. Veya yanlış yaptığımda dönüp onu değerlendiriyor muyum? Neyi yanlış yaptım? Bir dahakinde neye dikkat edeyim? Ya da yanlış bir sebep kendin olarak bunu. Görüyor musun mesela? Ya da hep kendin olarak mı görüyorsun? Hayır ya da o da var. Anladın bir de mı? Hiç kendinde hata olmayanlar var. Evet yani şey. Onlara vizyonsuz köpekler diyebilirim. Ya bence hiç kendinde hata görmeyenleri saymayalım. Çünkü onların... İnsani değerlerinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Vardı böyle arkadaşlarım biliyorsun. Yani çıkardım hayatımdan. Hepimizin kötü arkadaşlıkları oldu. Dinleyebilir. Belli olmaz. İnşallah. Dinlerse anlar. Ben bile biliyorum. Tanımıyorum ama. Ben de hiç hoşlanmamıştım kendisini ilk gördüğümde. Neyse konumuz bunlar değil. Güzel. Var mı eklemek istediğim şey? Bence keyifli bir tartışma. Bence de olarak. İnşallah seslerimiz güzel gitmiştir. İnşallah çok. Ama birazcık daha çatışacağımız konular bulmak gerekiyor çok. Ya ilkinde böyle soft girelim ya belki. Güzel şey. Derinleştirdik ama bence. Bence beklediğimden böyle bir 20 bence kat de. Falan daha iyi gitti. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Zaten biz aktif çift çatışması yapsak bir yerden sonra kavga ettiğimiz zannediliyor. Hani doğru evet. Bir karar almışlığımız da var çünkü şey evet. İnsan içinde kavga etmeyelim. Bir de en yakın arkadaşlarından yani.
Öyle Mehmet şey Erdem yok. Sana diyor gene dinlemeyeceksin evet. Nasıl olsa adını vereyim. Ya ben varım diye izleyebilir bilmiyorum. Dinleyebilir. Çünkü videoyu almayı unuttuk. Hani şey bir de bu arada ben varım diye dinler ya bence. Göreceğiz. Evet, hiçbir şey demeyeceğiz. Konu sen misin ben mi? Yorum ya, yazsın. Hayır bir şey diyeceğim ben paylaşırken diyeceğim ki ben de varım arkadaşlar içinde. De bakalım ama Mehmet Erdem'e söylemeyelim. Biz söylemeden dinleyecek mi? Bize destek olacak mı? Çok merak ediyorum. O günlük storylerimi Mehmet Erdem'den saklayayım mı? Bir değişiklik olsun. He, yo. Story de kalsın. Bakalım. Ha tamam görecek göreceğiz. Mi? Yoksa her şey like atıp geçiyor mu? Aynen. Mehmet Erdemciğim. Bunu duyuyorsan pandaları seviyorum yaz. Yorum olarak. Hangi platformda dinlediğini bize söyle ama tamam. Birkaç yerde birden şey yayınlayacağız olmasın, çünkü. Aynen. Tamam güzel. Bir videoda da Mehmet Erdem'in sözü geçmesin. Ama işte izleyene kadar yapacağız. Neyse ama Mehmet Erdem iyi saydığımız arkadaşlarımızdandır. Az önce bütün boktanları saydık. İsim vermedik ama olsun. Daha sayacak çok boktan hikayemiz var. Neyse kapatalım güzel. Artık. Güzel. Yok son hayır son bir şeyimiz var konuşacağımız. Evet. Hani dedik ya her. Beni niye geriyorsun? Hayır be her bölümü dedik. Bu hafta neler izledik, neler okuduk, neler yaptık. Ben bugün bu hafta çok söyle, evet. Çok önemli bir paylaşımda bulunacağım. Ben Elite 6. sezon gelmiş hemen iyi bir gün dolu bitirdim. Bayağı tutkuluyum. Ben Elite hayran ama olduğun kadar hiçbir şey hayranlık görmedim sende. Bir kere göze çok hitap eden bir dizi olduğunu düşünüyorum. Ben bir bölüm beğendim ama neden çekici geldiğini anladım. İzlenir yani akar ya akar. Hayır canım şey değil böyle kilitlenip hadi bakalım ne olacak diye günah izlemiyorum seyir. Yani. Şey yemek yaparken falan izledim zaten. Evet, sen onlara izlemek diyor muydun? İzliyorum ama anlıyorum. Bak sor bana kim kimi öldürmüş. Şimdi, bu arada her eğitim öğretim yılında bir kişinin öldüğü. Nasıl bir okul? Yani inanılmaz. Bir kişi ölüyor ve bunun üzerine olaylar geçiyor. İnanılmaz bir okul yani. Bizim arkadaş öldürdüğümüz gibi bunlar insan öldürüyor. Yani bunlar gerçekten öldürüyor. Öyle bir eğitim öğretim yılları var. Her eğitim öğretim yılında da herkes birbirine deliler gibi aşık oluyor falan. Ama şey romantik aşıklıklar yok yani şey böyle. Serkeş birazcık. Sarhoşken böyle salına salına gidersin ya daha seksi gözüktüğünü zannedersin falan öyle bir şey. Biraz daha böyle hani romantik aşık değil de böyle o seksi, tutkulu, şehvetli. Ateşli, şehvetli aşklardan var. Ama liseli bunlar yani hani bakıp izleyip şey diyorsun hani zenginlerin böyle hayatları olamaz falan. Öyle neyse, bir drama var ya. Ama ben ergen dizisi seviyorum. Seviyorum yani. Bayılıyorum açıkçası. Başka ne izledik bu hafta? Başka ne izledik? Ben bak, Pepsi izledik. Değmezdi. Pepsi Jet'im nerede? Yani biraz izlemeseniz de olur. Biraz öyle yani. Hatta ütü yaparken akabilir arkada. Öyle dizilerimde. Bayağı öyle olmuş bence. Ben çok beğenmedim. Tamam. Ben bir de şeyi izledim bu hafta. Netflix'e Wonder diye bir film düştü. Hayatımın aşkı oynuyor. Kim? Kim? Hangisi de ben lazımdı. Yani, hangisi desen çok komik olacaktı. Hayatımın aşkı oynuyor. Hangisi? Yani çok bir milyon tane falan var. Çok. Her filmde bir tane. Ya Eylem'in her filmde bir tane bebişi var yani. Aşk bebişi. Epitopu 7-8 tane kadına ölesiye aşığım yani. 7-8 tane kadına ölesiye aşıksın. 7-8 tane ünlü kadının bunlar. Tipinin çok iyi olduğunu düşünüyorsun. 7-8 tane kadının kesinlikle yatağa atılması gerektiğini düşünüyorsun falan. Hani ya, yani. Florence Pugh işte şeydeki ne o? Gene unuttum adını ya. Kız kardeşim. Tarlanın ortasındaki. Ovanın ortasındaki. Midsommar'daki abi. Ha tamam. Şey Black Widow'da. Poz tamam kız kardeş dedim 5 kere. Çok güzel değil mi işte? Değil ya. Yani neyse, onu bir tek beğenen kişi sensin bu arada. Bundan önce tartıştık arkadaş ortamında. Neyse şakası bir yana çok iyi bir oyuncu ama. Film inanç sorgulama, inanç uğruna yapılanlar. Sen bensizleyip. Evet sen de ağır filmleri çok bekletiyorsun çünkü onun için. Sen bensizleyip ne yaptın acaba? Yok bir şey şey. Hayatın aşkını benden gizli izleyip. 1800'lerde hemşireyi oynuyor yani. Şey bir tek yüzünü görüyorsun ten olarak. Gene de seks vardı için. Çok güzel bir film bence. Ben sevdim bayağı bir inanç sorgusu, inanç uğruna yapılanlar. Çok zor konular da var içinde. Ama ben belli işleyişini çok beğendim. Evet belli bir yaşınız. Ama içinde çok acayip bir dördüncü duvar mevzusu var. Ben amacını çözemedim. Şimdi izlemedim ki yorum. Yani film bu spoiler sayılmaz çünkü açılışı şeyde başlıyor yani film setinin içinden dönüp 1881'e dönüyor. Bu hikaye gerçek olabilir olmayabilir falan deyip başlıyor. İlginç. Daha sonra filmin ortasında ve sonunda da işte bu dördüncü duvar kırılıyor. Ama bir şeye hizmet ediyor mu inançla ilgili bir filmde? Bu filme inanmayın mı demek istiyor falan bilmiyorum. Güzel bir filmdi ama ben herhalde 6,5-7 veririm. Ben genelde 9 üstünden veriyorum bu arada filmlere puan.
Sen şey misin, kimse mükemmel olamaz. Aynen öyle, öyle bir salaklığım var. Ama ben 2009'dan beri her filme notlarımı girdim. Critiker diye bir site var. 2009'dan beri öyle girdiğim için şu an ona çekemiyorum hiçbir filmi. Tamam şey yaz o zaman artık. Arkadaşlar ben hep 9 üzerinden verdim. Yoksa şey yani geçmişteki snobluğum ben, kusura bakmayın. Güzel. Ergenken başladım o yüzden. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Bu hafta da bunları izledik. Şey izleyelim şu 1899. Onu düşünüyoruz. Bir dahaki bölümde de onu konuşuruz. Son 5 dakikalık diye deyip 20 dakikadır konuştuğumuz ne izledik bölümünde. İnşallah 5 dakikaya düşecek. İnşallah. Yorumlarınızı bizimle paylaşın ama yüz yüze değil, yorum olarak biraz etkileşim artsın. İşte arkadaşlar hakikaten ya görünce işte ya çok iyiydi, aa gülmekten, ya tamam da kardeşim yorumda göreyim. Oraya ya yazın da önersin. Madem o kadar beğendiniz, biz niye görmüyoruz bunu sosyal mecralarda? Her soranda 10 kez izledim diyor. Benim yok o kadar izledim. Ben görmüyorum öyle bir izlem. YouTube, Spotify ve Apple Music'e koymayı planlıyorum ama bunlar nasıl yapıldığına YouTube hariç hiçbirini bilmiyorum. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde öğrenip hepsini halledeceğim. Bir de kapak tasarlamamız lazım tabii. İnşallah yaparız, bir delirim acaba. Bakacağız. Tamam. Yapacağız. Yapacağız. O zaman o zaman eylem planı.